Evet şimdi Süper Kupa maçı Riyad'da oynanamadı. Sonrasında şimdi ne olacak sorusunu sorduk hemen tabii. Hala yanıtını bulabilmiş değil. Süper Kupa maçı yapılacak mı yapılmayacak mı? Yani oynanacak mı oynanmayacak mı? Peki ne zaman? Nerede? Ee, hala işte Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine Mehmet Büyükekşi'ye dair sorular da var. Dolayısıyla onları bir konuşalım. Geldiğimiz noktayı kiminle? Sözcü spor yazarı Ercan Taner'le konuşacağız. Merhaba. Öncelikle sağlıklı ve mutlu, ve mutlu bir yıl dilerim. Aynı dileklerimde iyi yıllar ve başarılar yeni yılda da. Çok teşekkürler. O Suudi Arabistan'daki krizin çıktığı günde saatlerce Ercan Taner'le e, yayındaydık. E, Tüm Türkiye'de bu arada buradan izledi. O e, krizin e, tüm detaylarını merak ederken ne olup ne biteceğini merak ederken o yayınımız da çok izlendi Ercan Taner. Şimdi biz aslında o akşamdan itibaren konuşmaya başladık peki hani ne olacak? Evet. Hani bazı detayları işte veril iki takıma da verilsin, oynanmasın. Onların hepsini konuşuruz. Ama şu an itibariyle bu Süper Kupa maçının oynanıp oynanmayacağına dair hiç böyle bir sinyal diye de yorumlayabileceğimiz hiçbir açıklama gelmedi galiba, değil mi? Ben kaçırmadım yani. Gelmesi lazımdı ve gelmedi. Yani futbol federasyonunun resmi olarak işte şu tarihte, şu ıı, takvimde bu maçın bu statta oynanacağı diye bir açıklama yapmasını bekliyorum. İşte yarın, öbür gün ya da önümüzdeki hafta. Ama mutlaka yapılması lazım. Geç bile kalındı bence. Peki acaba bunu yeni yönetime mi bırakmak istiyorlar? Ben oradan devam edeyim. Yoksa önümüzdeki daha... dönemin fikstürü, o yoğunluğu da konuşuruz da ayrıca. Mehmet Büyükekşi'nin istifasının artık yarın gerçekleşebileceğine dair bir beklenti var gibi bana öyle göründü ama sizce de öyle mi? Yakın çevresine yola devam mesajları veriyor Sayın öyle Büyükekşi. Mi? Tabii tabii yola devam mesajları veriyor. Ben sanmıyorum Ocak sonunda bir olağanüstü kongre bekliyorum ama bir yerden acaba bir şeye mi güveniyor yok yoksa moral mi veriyor yakın çevresine bunu bilemeyeceğim ama tekrar belirteyim büyük bir ihtimalle Ocak ayı içinde bir olağanüstü kongre bekliyorum. Ya mümkün mü büyük ekşinin devam edebilmesi? Ercan Taner? Yani şöyle çünkü burada vereceğim. mesela biz o günkü yayında da çok konuştuk ya. Mesele yönetememe hali. Özellikle e, ona vurgu yaptık ya. Evet, şimdi e, bugün e, Sözcü'de de bunun haberi var. E, Yasin Yıldırım da yazmış ya, olayı sizle paylaşayım ben. Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anda kurumsal hafızası yok. Yüze yakın e, çalışan artık yok ya da pasif görevlerde. Mesela şöyle bir olay var. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nda şu anda Türkiye Kupası ne diye soran bir çalışan var. Yeni gelenlerden bahsediyorum. Ya, Türkiye Kupası ne? Bir örnek daha vereceğim. Riyad için 700 bin dolarlık bir bütçe ayarlanmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bu bütçe bile aşılmış. Sadece bir seyahat için. Öyle mi? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun zaten kurumsal hafızası yok edilmiş durumda. Sadece iki genel sekreter var. 7'den ikiye dönmüş durumda. Biri idari işler, diğeri de futboldan sorumlu. Fakat olaya uzaklar. Biz burada sizinle yaptığımız yayınlarda ve daha önceki yayınlarda liyakat üzerinden konuştuk. Yani sporu, sporun içinden gelmiş kişilerin yönetmesi ve bu konuda yol alınması konusunda. Fakat Sayın Başkan herhalde kimseye güvenmediği için ve çok yakından tanıdıklarını göreve getirerek bu olayları halledebileceğini sanıyor. Halbuki hiçbir şey halledilmiyor. Bir ay içinde Türk futbolunun başına gelenler ortada. Olmuyor, idare edemiyor. Ya bunu anlaması lazım, ya da kendisine, ya hadi bizlere tabii güvenmez, ama yakın çevresinde güvendikleri kişiler olmuyor Mehmet Bey. Yavaş yavaş bu işi bırakmanız lazım diye konuşmaları gerekiyor. Fazla bunu ısrar etmenin, uzatmanın bir anlamı yok bence. Ee, bu arada yani hani siz dediniz ya Ocak ayında ben hani bu ay içinde bir olağanüstü. Şey bekliyorum hani çünkü devam etmesinin mümkün olmadığına dair işte bu az önceki değerlendirmenizde de zaten herkes aynı şeyi söylüyor. Ee, yani daha hani tamam Mehmet Büyükekşi'nin ne yapıp ne yapmayacağına e, dair elimizde çok böyle e, bir veri yok ama mesele işte kim gelecek ve o geldiğinde de işler düzelecek mi? Çünkü bizim son 3 gündür e, en çok duyduğumuz cümlelerden biri şu. Mehmet Büyükekşi istifa etse ne olur, etmese ne olur? Dediğim gibi liyakatlarda oluşan bir kadro. Kurumsal hafızanın tekrar yerine gelmesi Futbol Federasyonu'nda. Şimdi şu isim konuşuluyor. Yıllardır tamam futbolun içinde. Göksel Gümüşte. Ama ekip ne olacak? Hazırlanan bu ekiple <laughs> beraber futbol tekrar eski günlerine dönebilecek mi? Şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu maçın oynanmaması üzerine herkes bir sorumlu arayışı içinde. Mesela kulüpleri sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Mesela Ali Koç'u sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Burada olay kişilere bağlı bir şey değil. Hiç e, sorumlu kişi aramayın. Bu olayın tek bir sorumlusu var. Beceremeyen Türkiye Futbol Federasyonu. Ya yani soyunma odalarına Suudi Arabistan'da polis gönderip kontrol ettiren o polisleri, Suud yetkilileri, pankart arayan, formalara baktıran. Allah'tan orada Futbol Federasyonu'nun deneyimli bir ismi kulüpleri göndermeyin, takımları stada göndermeyin diyor da daha büyük bir skandal. Zaten skandal da bir de bu skandalın daha büyüğü de var. Öyle bir şey de ortaya çıkacaktı. Ya yani siz Icardi'nin, Ceko'nun maça çıkarken üstünü mü arayacaktınız? Tabii yani iş var. o Tabii. kadar büyüyecekti. Bu yüzden e, futbol federasyonu değişse bile yeni gelecek olan futbol federasyonunun spor altyapısının, spor yöneticiliğinin kuvvetli olması gereken kişilerden oluşması gerekiyor. Yani bunu bu sezon yaptığımız yayınlarda herhalde yüz kere söyledik. Ya bu ısrarın e, anlamı ne? Ben evet. halen çözemiyorum. Halen çözemiyorum. Şimdi az önce dediniz ya mesela ihale e, biraz kulüpleri ve en çok da Ali Koça çıkarılmaya e, çalışılıyor diye. Şimdi mesela özellikle Fenerbahçe'nin işte Ali Koç yönetiminin ve tabii ki sonuçta Galatasaray'ın Galatasaray'ında e, şu işte e, o Cuma gecesinden sonraki iki gün içerisinde. Meseleye nasıl yaklaştıklarına dair hani böyle bir duyumlarınız var mı? Bu Ali Koç'a ihale meselesi mesela kulüpte nasıl karşılanıyor? Ee, bu protokolün hani e, gerçekten de işte son anda emrivaki mi yaptı? farkındasınız? E, ki bazı bilgiler o yönde değildi. Biz o gün yayında evet, da aktarmıştık. Evet. Yani orada kulüpler bazındaki tartışmada kim ne söylüyor ve aslında ne olduğuna dair şu an mesela daha şey verilerle konuşabiliyor musun Ercan Taner? Tabii. Fenerbahçe kulübü dün bildiri yayınladı zaten ee, ve e, bu bildiri sert bir bildiri değil ama olayı anlatan bir bildiri. Galatasaray cephesinden bu bildiriyle ilgili daha henüz bir haber alınmadı. Belki onlar da bir bildiri yayınlarlar. Yalnız şunu söyleyeceğim. Burada yöneticileri hedef almak ters teper. Milyonlarca taraftarı olan kulüplerden bahsediyoruz. Milyonlarca. ya yani hem Türkiye'de hem de dünyada. Bunu belirteyim. Ya kulüplerden sorumlu aramak demek bu milyonlarca taraftarı karşınıza almak demektir. Bunu bu şekilde düşünenlerin çok iyi hesaplaması lazım. Ya olay e, hiçbir zaman kendi istedikleri gibi gitmez. Çünkü ortada yaşanan bir skandal var ve bu skandalda en büyük problem <laughs> ev sahibi konumunda olan Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu beceremeyen Türkiye Futbol Federasyonudur. Maç öncesinde işte protokole sığınıyor insanlar. Evet, evet. Maç öncesinde maç öncesinde bu organizasyon o akşam da konuştuk. Dünya Kupası değil ya da Şampiyonlar Ligi değil. Bu özel maç. Özel maçı düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Türkiye Futbol Federasyonu'na da maçtan önce salı günü ya da maçtan 24-48 saat önce biz antrenman formasında Mustafa Kemal Atatürk resmi olan tişörtlerle çıkarız, ısınmamızı yaparız derseniz onlar da hayır diyemez. Ama daha önceki dönemlerde maalesef bu örneği vereceğim. Fethiye Sporu bile Atatürk tişörtleriyle sahaya ısınmaya çıktı. Ya da seremoniye çıktı diye ceza kurulu verdiler. Şimdi bu meseleden kimse kaçınmasın. Açık ve net olalım bu konuda. Siz Türkiye Futbol Federasyonu olarak ev sahibisiniz. Ve bu ev sahibi olarak da kulüplere her türlü kolaylığı göstereceksiniz. Yani orada... Suudi Arabistan'ın bakan yardımcısı burası krallık. Burada bizim düdüğümüz öter diye Türkiye Futbol Federasyonu ya da kulüplere bunu söylediği zaman işte gördüğünüz gibi maç oynanmaz o zaman. Onların düdükleri öter. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın derler ki biz de çıkmıyoruz kardeşim. Peki. Ya burada Futbol Federasyonu ya da bu olayla ilgili olarak hiç başkaları böyle kulüpleri, kişileri başkanları sorumlu tutmasınlar. Burada sorumlu belli efendim. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında bulunan Mehmet Özekşi. Hiç başka yere araştırmaya, perde arkasına bakmaya hiçbir şekilde gerek yok.